Gün Cumhurbaşkanı Erdoğan üç önemli e, mesaisi olacak. O mesailerden ilki saat 14'te gerçekleştirilecek. E, bir süredir malum konuşuyoruz. E, dünyada da e, oldukça konuşulmaya başladı ve önümüzdeki süreçlerde de hayatımızda çokça yer edinecek gibi görünüyor. Metaverse konusu AK Parti'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemi. Saat 14'te Metaverse formu gerçekleştirecek. Bu forma Cumhurbaşkanı Erdoğan katılacak e ve burada önemli mesajlar vermesini bekliyoruz. Metaverse konusunda hem AK Parti'nin hem de Türkiye'nin bundan sonra izleyeceği politikaya dair Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli mesajlar verecek. Ayrıca forumda e Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı forum çerçevesinde metaverse'ün getireceği fırsatlar, risklerle bu alanda nelerin yapılabileceği değerlendirecek. Daha önce bilindiği gibi AK Partililer bir e, sanal alemde metaverse kullanılarak bir e, görüşme toplantı gerçekleştirmişti. O toplantının ardından da bu forumun düzenlenmesi kararı alınmıştı. Metaverse konusu e, bu forumda tüm boyutlarıyla ele alınacak ve bundan sonra Türkiye'nin bu konuda atacağı adımlara dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14'te gerçekleştireceği toplantıda mesajlar vermesini bekliyoruz. E, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saat 14'teki forum sonrası ki ikinci mesaisi ise MYK toplantısı olacak. Partisinin kurmaylarını toplayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan. Burada iç ve dış politik gelişmeler masaya yatırıyor. Ekonomi konusu önemli yer tutacak. Yine Ukrayna Rusya gerilimine dair de Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütülen diplomatik temaslara ilişkin kurmaylarla istişarelerde bulunacak ve saat 19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü mesaisi ise, üçüncü toplantısı ise vefa toplantıları adı altında gerçekleştirilecek. Daha önce bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce AK Parti'de görev yapmış isimlerle ara ara bir araya geleceğini ifade etmişti. Bu anlamda vefa toplantılarına yeniden başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. AK Parti bünyesinde daha önce, milletvekili daha önce milletvekilliği yapmış, yine il başkanlığı yapmış ve partinin çeşitli kademelerinde görev almış isimlerle saat 19'da yemekli bir toplantıda bir araya gelecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Onların tüm bu mesailerinin Erdoğan'ın gün boyu takip ediyor olacağız. Mesajlarını da haberleştireceğiz. CHP'ye geçelim. CHP'de MYK toplantısı var. CHP MYK toplantısı her hafta olduğu gibi pazartesi günü CHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda gerçekleştirilecek toplantı. Onda da ifade edelim. Bu toplantının ardından da e, güncel siyasi gelişmelerin değerlendirilmesinin ardından CHP Sözcüsü Faik Ostrak kamera araların karşısına geçecek ve gündeme dair açıklamalar yapacak. O açıklamaların detaylarını da takip ediyor olacağız. Ve muhalefete geçelim. Muhalefetin önemli bir gündem maddesi bu hafta için önemli bir gündem maddesi söz konusu. Hafta sonunu 27 Mart'ta bilindiği üzere Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan 6 partinin e, liderlerine ev sahipliği yapacak. kendisinde aralığında bulunduğu 6 parti güçlendirilmiş parlamenter sistem mutabakat metni konusunda e, son çalışmalarını yapmış ve mutabakat metnine imza koymuştu. Bunun üzerine de ikinci toplantının nerede gerçekleşici noktası netleşmişti. Deva Partisi ev sahipliği yapacak. Ali Babacan ev sahipliği yapacak. Bu ev sahipliği öncesinde de Babacan liderler turuna çıkıyor. Bugün saat 18.30'da İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le bir araya gelecek Ali Babacan. Ardından durağa yarın saat 17'de gelecek partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'yla görüşecek Babacan. Saat yarın çarşamba günü ise durar dura CHP Genel Merkezi olacak. CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelecek. Saat 15.30'da Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal'la, saat 17.30'da ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamallıoğlu ile bir araya gelecek. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, liderler pazar günü de Deva Partisi'nin ev sahipliğinde ikinci kez liderler düzeyinde görüşme için bir araya gelecekler ve bu görüşmede de esasında güçlendirilmiş parlamenter sistem bağlamında altı partinin bundan sonra izleyeceği yol haritası masaya yatırılacak ve önümüzdeki günlerde atılacak adımlar kapsamlı bir şekilde değerlendirecek. Bu toplantının ardından da altı partinin sistem toplantısı, sistem çalışmalarına ilişkin ikinci bir açıklama gelmesini bekliyoruz. O açıklamaların detaylarını da takip ediyor olacağız ve meclis diyelim. Meclis diye bu hafta oldukça yoğun bir gündem içerisinde olacak. Öncelikle meclis genel kurulunda tüketicilerin korunmasına yönelik kanun teklifi ele alınacak. kanun teklifi 19 19 maddeden oluşuyor. Teklife göre ön ödenimli konut satışlarının azami teslimat süresi 48 ayı geçemeyecek. Tüketici kredisinin tamamını erken ödeyenler cayma hakkı hükümlerinden faydalanacak. Tüketici hakem heyetlerinde il ilçe ayrımı kaldırılacak. Başvuru sınırı da 30 bin liraya yükseltilecek ve kadına sağlık kadın ve sağlık çalışanlarının yönelik şiddetin önlenmesine dair acil yardım acil yargı paketi. Acil yargı paketinin komisyon görüşmeleri başlıyor. Çarşamba günü Adalet Komisyonu'nda görüşmelerin başlamasını bekliyoruz. bu anlamda acil yargı paketinde bir kez daha hatırlatalım ne gibi düzenlemeler var? Teklif ile kadına ve sağlıkçıya şiddet katalog suç sayılacak. Yani bu tür suçlarda tutuklama daha bariz bir şekilde tutuklama süreci daha bariz bir şekilde işletilecek. Kasten öldürme suçunun kadına karşı işlenmesi halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilecek. Israrlı takip Türk Ceza Kanunu kapsamında ilk kez sus sayılacak. Herhangi bir tarafından yoğun biçimde izlenmek, takip edilmek, korku uyandırmak, gözdağı vermek suç sayılacak. Yine il indirimine giren cezalarında kapsamı daraltılacak. Bu anlamda kamuoyunda bir süredir tartışılan e, takım elbise giydi, kravat taktı gibi indirim hususlarının yaşanmaması hedefleniyor. Onu da belirtmiş olarım Yeni mecliste bu hafta grup toplantıları olacak. Meclis kürsüsünden siyasi parti liderleri önemli mesajlar verecek. O mesajları da takip ediyor olacağız. E, uzunca bir süre konuşmuştuk esasında e, hem siyasetin gündemine damga vurmuş hem de kamuoyunda oldukça yoğun bir tartışma içerisinde olmuştuk. Kısa bir süre önce emekli amirallerin Möntra bildirisi vardı. O bildiriye ilişkin 103 emekli amiral hakkında dava açılmıştı. Devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma maddesi kapsamında 12 yıla kadar hapis cezası isteniyordu bu isimler hakkında. Bugün dava Ankara Adliyesi'nde başlıyor. Bu davanın ayrıntılarını da takip ediyor olacağız. Bunu da belirtmiş olalım. Möntra bilgisinde kısaca şu ifadeleri kullan emekli amiraller. Montrö Sözleşmesi'nin tartışma konusu yapılmasına masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatinde izlemişti. Hükümet cephesinden bildiri oldukça sert tepki gelmişti. Ardından gözaltılar yaşanmış. Gözaltıların ardından da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 103 emekli amiral hakkında 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açmıştı. Dava bugün Ankara Adliyesi'nde başlayacak ve 5 gün süresince de devam edecek. ifadelerin alınmasının ardından da davanın erteleneceği ileri bir tarihte duruşma savcısı mütalasını açıklayacak. Ve diplomasi diyelim, buradan diplomasiye geçelim. Aslında başlangıçta ifade etmiştim. Rusya-Ukrayna gerilimi eksenli. Ee, bir süredir yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyor. Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Ee, bu anlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları bu hafta da devam edecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Hollanda Başbakanı Ruta ile bir araya gelecek. Ruta Türkiye ilişkin önemli mesaj verdi. Her iki ülkeyle de görüşebilen bir ülke olduğuna dikkat çekti Türkiye'nin ve bu anlamda e, NATO bağlamında da Türkiye'nin rolüne dikkat çekerek Ankara'yı ziyaret edeceğini ifade etti. Yarın o ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rute'yi Beştepe'de kabul edecek. Onu belirtmiş olalım. Bir başka önemli gündem maddesi yine e, Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak. NATO Liderler zir <laughs> Zirvesi de affedersiniz 24 Mart'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek. Bu toplantının ana gündem maddesi de yine Ukrayna-Rusya gerilimi olacak ve NATO'nun bu çerçevede atacağı adımlar liderler düzeyinde değerlendirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, bu görüşmeye bizzat Brüksel'de katılacak. Brüksel temaslarının ardından da e, temasların ilişkin mesajlar vermesini bekliyoruz. O mesajları da takip ediyor olacağız. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun da diplomatik temasları devam ediyor. Az önce haberimizde verdik. Türkiye sorunun barışçıl yöntemlerle çözülmesini ...bir an önce ateşkesin sağlanması ve liderler düzeyinde bir görüşmeye geçilmesi yönünde çaba sarf ediyor. Daha önce Moskova ve Ukrayna'da temaslarda bulunmuştu Çavuşoğlu. E, bu temasların telefon diplomasi şeklinde sürdürüyor. Dün de önemli bir açıklama yaptı. Rusya ile Ukrayna'nın temel konularda anlaşmaya yakın olduğunu söyledi Çavuşoğlu. Görüşmelerde İVM'e yakalandı. Ukrayna, Türkiye ve Almanya'nın garantör olmasını istiyor ifadelerini kullandı. Altı e, maddelik bir durum söz konusu. Bu altı maddenin dördünde anlaşmaya yakın olduğunu ifade ifade etti. Kısaca o altı maddeyi de hatırlatalım. Ukrayna'nın tarafsızlığı yani NATO üyeliğinden vazgeçilmesi, silahsızlanma ve karşılıklı güvenlik güvenceleri verilmesi, Rus tarafının nazilikten arındırılma diye ifade ettiği sürecin işletilmesi, Rusya'nın Ukrayna'da yaygın kullanmasının önündeki engellerin kaldırılması. Bu dört maddede taraflar anlaşmaya yakın. Türkiye de bu anlaşmayı teyit ediyor. Ancak iki kritik düzenleme var. Donbas ve Kırım'ın statüsü. E, Donbas'ın bağımsızlığının tanınmasını istiyor Rusya. Kırım'ın ilhakının da tanınmasını talep ediyor. E, bu anlamda Türkiye e, bu iki kritik maddenin gündeme alınabilmesi, görüşülebilmesi için liderler düzeyinde görüşme sürecinin işletilmesi bağlamında daha önce Cumhurbaşkanı tarafından liderlere çağrı yapılmıştı. E, sayet uygun ortam olursa Türkiye bu iki ismi bir araya getirmek ve bir an önce Ukrayna-Rusya gerilimini e, barışçıl yöntemlerle sonuçlandırmak istiyor. Bu yöndeki diplomatik temasların da sürdüğünü ifade edelim. Sözü size bırakalım. Esra çok, Kadir çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Fevzi.